çalışmasını yapmak üzere edebiyat bakıyormuştur. 1995'te Türkiye Yazarlar Birliği, 1997'de Gençlik Dergisi tarafından Yılın Hikayecisi, 2016 yılında Gönen Belediyesi tarafından Kızım Olsam Bilirdin adlı eserine Ömer Seyfettin Hikaye Ödülü verilmiştir. Kendi geldiğim Rifahiye'nin tabiatına uygun bir şekilde sağcıların arasındaydım. Çünkü sol kesim daha çok böyle dini değerlere hakaret ediyorlardı, böyle aşağılayıcı bir üslup kullanıyorlardı. Bundan kaynaklanan sebeplerle. Yoksa ne sağ ne de solu felsefi olarak o kadar da biliyor değildi geldiğinde. Ama öğretmenlerimiz hem sağcı hem solcu çok değerli insanlardı. Hiç taraf ayırt etmeden hepimizle doğru bir şekilde, güzel bir şekilde ilgileniyorlar ve iyi eğitimimiz için ellerinden geleni yapıyorlardı fikir ayırt etmeden. Onlara bir teşekkürim ve diyorum ki o öğretmenleri oluşturan değer yargıları, değer eğitimi nasıl gerçekleşmiş? Yani bunun peşinde olmamız gerekir belki. Kendilerini değerli hisseden insanlar, gerçek anlamda değerli hisseden insanlar ancak o şekilde kompleks duymadan başkalarını, çocukları ya da herhangi bir insanı yetiştirmek için o kadar fedakar bir şekilde çalışırlar. İşte bunu anlamayı çok önemli buluyorum. Yani disiplinler kuşkusuz birbirini her zaman için besler. Bir de geçmiş yüzyıllarda eğitimler, yani ilim denilen olgu çok daha çok yönlüydü. Yani bir tıp uzmanı ya da bir hukuk uzmanı, bir ilahiyatçı sadece tek bir disiplin alanında gelişmiyor. Birbirini özellikle belirleyecek vasıftaki birkaç disiplini bir arada derinleştirmekle mükellef hissediyordu kendini. Onun için de bir mimarın edebiyatla ilgilenmesi çok normal ki ben mimarlık eğitimi görürken daha çok resim seven ve ressam olamayacak çünkü ressamlığı bir meslek olarak görülmediği bir kültürde yetiştiğimden hiç değilse mimarlık kanalıyla resme biraz daha yakın olabilirim düşüncesiyle mimarlık eğitimine yöneldim. Ama bütün bunların en dibinde de, temelinde de edebiyat sevgim var. Kitaplara duyduğum sevgi ve her zaman metin üzerinden ilerleme. Yani ona bakacak olursanız tabii ki bir bina da bir metindir, bir film de bir metindir. Ve bütün bu metin okumalarını birbiriyle etkileşim halinde sürdürüyorum yıllardır. Sinemayı, mimariyi, edebiyatı, yine metin düzeyinde birlikte okuma gayreti içindeyim. Hani ben ne yalarım, ben yapabilirim, ben buradayım diye haykırmak istemesi bir şeyle, boş olmayan bir sesle haykırmak istemesinin vücut bulduğu bir alan, bir metin, bir film, bir eser, yani paylaşılmak istenecek bir eser. Tarihsel etki ya da şöyle hani, boşuna yaşamıyorum. Değinilebilir. Ya da kalacak, bir şeyler kalacak benden sonra, önemli, kayda değer bir şeyler kalacak. İşte tarihsel bitki, yani öyle şartlar altındasınızdır ki buna mecbur kalırsınız yazmaya. Benim öykülerimin, dergiçliğin de bildiği gibi ilk üzerine çalışmıştım. İlk dönemleri özellikle başörtülü kadınların yaşadığı kamusal engellerle ilgilidir. Bunun hayatlarda uğraştığı problemler ve yoğunlaşmıştır. Çünkü tarihsel etki beni bunu zorlamıştır. Çünkü ben de 20 yaşında başörtmüştü yazardım. Daha doğrusu yazmaya başladım. Çünkü mimarlık yapamadım. Yani daha doğrusu seçtim, evet. Çünkü daha rahat çalışabilirdim. Daha özgür bir şekilde çalışabilirdim yazar olarak. Ama başörtülü kadınların kamusal tecrübelerinin içinde olduğum, yakından tanıklık ettiğim için, hikayeler bana geldiği için ve hikayeleri görebildiğim için bu hikayeleri öyküleştirdim. Bunu bir sorumluluk olarak da bildim. Çünkü bir şahittim. Açmış sayılıyor. Ve bu hangi kesimden gelirse gelsin aslında kadının yeri gereken rolü çok zorlaştıran bir tek taraflı bir utanç yükünün sürekli hatırlatılmasıdır. Ama bununla baş etmek için de zorunda kaldı. Yanlış anlaşılmamak için, işte cevriye bağımı gibi atkaracalar. Şimdi
aslında bir insan neden bir sanatla ilgili bir şekilde kimseyle birlikte çalışmak zorunda değilsiniz. Belki bir kadroyla çalışmak istemiyorsunuz. Hoşunuza giden bir şey değil belki bu.